Bu stratejiyle altını doları, euroyu, gümüşü, hani bitcoin'i ve diğer hacimli kripto paraları da önceden sinyallerini tespit edebiliyorsunuz. Arkadaşlar buradaki yükseliş sinyalinden sonra inanılmaz bir yükselişle %40'lara kadar bir yükseliş yapmış olduğunu görüyoruz. Yükseliş ve düşüşleri bütün grafiklerde sizlere gösteriyor. Yine stratejimizle fiyatların hangi trendte olduğunu da çok güzel bir şekilde saptayabiliyoruz arkadaşlar. Buradan %30'a kadar bir düşüş yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sonrasında zaten tamamıyla yönünü aşağı doğru veriyor. Şurada arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi yine altında buradaki inanılmaz yükselişi ön görmüş olduğunu görüyoruz arkadaşlar bakın kırmızılardan sonra kesişim yükseliş, kesişim düşüş, kesişim yükseliş, kesişim düşüş. Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Bitcoin'de diğer kripto paralarda, altında, gümüşte, dolarda, euroda fiyatları önceden tahmin etmenizi sağlayacak mükemmel ve daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bir Stratejiyle karşınızdayım ve gariptir ki sadece iki tane indikatörle bunları yapabiliyoruz. Bu stratejiyi elde ettikten sonra gerçekten çok çok mutlu oldum ve çok uzun bir süredir bununla ilgileniyorum. Günlük grafiklerde arkadaşlar gerçekten tahmin edemeyeceğiniz kadar iyi sinyaller veriyor ve bu sinyalleri şöyle söyleyeyim sizlere alım satımın olduğu bütün grafiklerde kullanabilirsiniz. Yani altının da ileride ne yapacağını tahmin edebilirsiniz. Gümüşün de euronun da, doların da her şeyini arkadaşlar, her şeyi önceden tespit edebiliyorsunuz. Abartmadan söylüyorum. Mükemmel bir strateji arkadaşlar. Bitcoin'de göstereceğim. Kurulumunu yapacağız. Çok güzel bir şekilde kurulumlarını yapacağız. Burada en önemli şey ayarlar arkadaşlar. İki tane indikatörümüz var. Ancak ayarlarındaki değerler çok çok önemli. Bu değerlerle nokta atışları yapabiliyoruz ve çok da kafa karıştıran da bir strateji değil arkadaşlar. Çok basit bir şekilde buradaki stratejimizi kullanabiliyoruz. Yükselişleri önceden tespit edebiliyorsunuz. Düşüşleri önceden tespit edebiliyorsunuz ve çok güzel bir şekilde altın, dolar, gibi pariteleri de analiz yapabiliyorsunuz. Buradaki taktiğimiz sayesinde uzun vade için görüp girebileceğiniz en iyi stratejilerden ve en kolay kullanılabilen stratejilerden bir tanesi. Bunu kesinlikle belirtmek istiyorum altını çizerek. Şimdi en önemli bölümümüze yani bu sistemin kurulumu bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Kurulum bölümünü kesinlikle atlamadan pür dikkat izlemenizi sizlerden rica ediyorum. Hemen şuradan kapatalım arkadaşlar. Buradan ayarlarını mutlaka çok iyi bir şekilde Bitcoin USDT'de inceleyeceğiz şimdi. Trading View sitesi üzerinden göstergeler bölümüne öncelikle giriyoruz ve buraya SSL Channel şeklinde SSL Channel şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Burada bakın karşımıza çıktı. Favoriler bölümünde ekli. Görmüş olduğunuz gibi buradan bir kez tıklayarak grafiklerimizi entegre ediyoruz. Bu indikatörümüz çok çok önemli. Bu indikatörümüz ne yapıyor arkadaşlar? Bu indikatörümüz bizlere kesişimlerle yükseliş ve düşüş sinyalleri veriyor. Burada yeşil çizgi kırmızı çizgiyi keserek mum kapattığında bizlere bir yükseliş sinyali veriyor. Aynı şekilde yeşil çizgi kırmızı çizgiyi Üstten aşağı doğru keser ve mum kapatırsa da düşüş sinyali veriyor arkadaşlar. Bu şekilde ilk indikatörümüzden yükseliş ve düşüş sinyalleri de alacağız. Zaten birazdan detaylı olarak bundan sizlere bahsedeceğim ayarlarını yaptıktan sonra. Sonrasında ikinci indikatörümüz göstergeler bölümünden CTI L LB şeklinde yazarak ikinci indikatörümüzü elde ediyoruz arkadaşlar. Coral Trend indikatör şeklinde görmüş olduğunuz gibi bir tarafından yapılmış. Burada da yanına bir yıldız işareti koydum. Tıklayarak grafiklerimizi entegre ediyoruz arkadaşlar. Buradaki indikatörümüz de gerçekten harika trend sinyalleri veriyor. Yani verdiği sinyaller çok güçlü oranda tek başına bile doğru oluyor ve bu iki indikatörün ayarlarını birbirine entegre ederek aynı anda sinyalleriyle müthiş sinyaller üreteceğiz. Sizlerle beraber arkadaşlar buradaki indikatörümüzde de nasıl sinyal alıyoruz? Buradan kırmızı şekilde devam edecek ve sonrasında mum kapanışında yeşil sinyali bizlere yaktığında ve mum kapandığında bu şekilde yani yeşil sinyal olarak mum kapandığında bizlere yükseliş trendi sinyali bu şekilde yeşil noktalarla devam ederken de kırmızı sinyal yakarak mum kapattığında düşüş sinyali veriyor arkadaşlar. İndikatörümüzün kullanımı tamamıyla bu şekilde. Şimdi ayarlarını yapacağız ve sonrasında tamamen en iyi sinyallerini nasıl alabileceğimiz bölümünü anlatmaya Geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk indikatörümüzün ayarlarına hemen geliyoruz. Ayarlar bölümünde karşımıza bu şekilde bir ekran çıkacaktır. Bunu 1'e 10 olarak güncelliyoruz arkadaşlar. Sonrasında görünürlük bölümü tamamıyla aynı şekilde orijinal şeklinde kalıyor. Sonrasında stil bölümüne geliyoruz. Stil bölümünde buradaki şeffaflığı arttırıyoruz. Görsel olarak detaylı olarak bunu görebilmemiz için saydamlığı arttırıyoruz. Sonrasında yeşil çizgiyi de yine aynı şekilde arttırıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde kesişimleri detaylı olarak görebilmemiz için bu ayarlarımızı yaptık. Sonrasında tamama basıyoruz arkadaşlar. İlk indikatörümüz hazır. En önemli nokta ikinci indikatörümüzde yine ikinci indikatörümüzde arkadaşlar buradan görünürlük bölümü tamamıyla bu şekilde kalıyor ve stil bölümüne geldiğimizde buradaki Yeşil rengi bu şekilde parlak bir yeşil rengi çevirerek daha detaylı görebiliriz arkadaşlar. Yani buradaki koyu yeşili açık yeşil olarak güncelliyoruz ve sonrasında burada kırmızı noktaya da tıklıyoruz ve belirgin bir kırmızıya dönüştürüyoruz rengimiz ve sonrasında buradaki işlemimiz bitmiş oluyor. Yani buradaki ayarlarımızı stil bölümünde hemen görünürlük açısından değiştiriyoruz. En önemli noktamıza şimdi geliyoruz. Girdiler bölümünde ayarları arkadaşlar ona 0.4 olarak güncelleriz. Ona 0.4. Bu ayara ulaşana kadar arkadaşlar gerçekten çok büyük bir zaman harcadık ve bu ayar gerçekten en iyi ayarlarından bir tanesi. İki indikatörün birbirlerine tamamen %100 olarak entegre edilmesi işte bu ayardır arkadaşlar. 10.04 ve sonrasında yine 1.10. Tamamen bu şekilde arkadaşlar. Bu ayarlar en iyi ve en uyumlu şekilde birbirlerine entegre ayarlarıdır. Bunu da belirtmek isterim. Görmüş olduğunuz gibi şimdi bir yükseliş sinyalini nasıl alırız? En önemli bölümümüze hemen geçiyoruz arkadaşlar ve buradaki yükseliş sinyalleri gerçekten çok çok güçlü oluyor. Şimdi bu yükseliş ve düşüş sinyallerini nasıl alacağımız bölümümüze geçelim. Bu arada arkadaşlar hani şurada bir kesişim var ancak hani bu bizlere bir sinyal vermiyor. Nedenini de şimdi zaten size aktaracağım. Bizim sinyalimiz burada arkadaşlar. Şu şekilde mumlarımızı kapatalım. Şimdi arkadaşlar bakın bir yükseliş sinyalini nasıl alırız? Hemen geçelim bölümümüze. Bu şekilde kırmızı olarak kırmızı nokta olarak devam eden sinyallerimizden sonra ilk yeşil nokta sinyalimizi aldık. Bakın ilk yeşil nokta sinyalimiz işte burada görmüş olduğunuz gibi ilk yeşil nokta sinyalimizi aldık ve bu yeşil nokta sinyalimizle beraber aynı anda üstteki indikatörümüzden de yani SSL Channel indikatörümüzün de aynı anda da bir kesişim sinyali vermesi gerekiyor. İşte burada bu iki sinyalimiz aynı anda gelirse mükemmel bir yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi aynı anda vermiyor. Bizim için burada en önemli zaten durum aynı anda sinyal vermesi. Şu şekilde de sizlere bir bilgi vermem gerekirse hemen hatta şuraya not edeyim. En güçlü sinyali, en güçlü al ve sat sinyali aynı anda şu şekilde tırnak içinde koyalım. Sinyal vermeleridir. Şu şekilde buraya not ettik arkadaşlar. Yine altına da şu bilgiyi de eklememiz gerekirse. Bu şekilde güçlü al ve sat sinyalleri alıyoruz. Al ve sat sinyali almamız için de al ve sat sinyali yani normal bir güçlü al sinyali vardır bir de al sinyali vardır. Burada da al ve sat sinyali almamız için de bir mum önce veya sonra sinyal almalıyız. Yani şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar sizlere. En güçlü sinyalini aynı anda sinyal vermelerinden yani iki indikatöründe Aynı anda sinyal vermelerinden alıyoruz. Güçlü al değil de al sinyali içinde yine bir mum önce veya sonra sinyal verebilir. Yani ilk olarak üstteki indikatörümüzden bir sinyal gelip bir mum sonra veya önce ikinci indikatörümüzden de sinyal geliyorsa bu da bizlere bir al sat sinyali verir. Ancak en güçlü sinyalini bu şekilde aynı anda sinyal vererek veriyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Bunu asla ama asla unutmuyoruz. Bunu da şöyle yuvarlak içine alalım unutmamamız için arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada ikisi geliyor. Bu şekilde geliyor. Aşağı doğru geliyor, geliyor, geliyor ve aynı anda sinyalini veriyor. Şöyle şu şekilde kapatalım. Bakın aynı anda sinyalini veriyor. Buradaki mumumuzun kapanışında bizlere bir yükseliş sinyali veriyor ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki yükseliş sinyalinden sonra inanılmaz bir yükselişle yüzde %40'lara kadar bir yükseliş yapmış olduğunu görüyoruz. Çok güzel bir şekilde bizlere bir sinyal veriyor. Sonrasında bakın devam ediyor. Burada şu şekilde bir göstereyim sizlere. Şöyle kapatayım şurayı. Pardon. Bakın burada bir düşüş sinyali almıyoruz. Düşüş sinyalinden de sizlere şimdi bahsedeceğim. Burada da bir yükseliş sinyali alıyor muyuz? Bakalım arkadaşlar şu şekilde. Bakalım. Şöyle kırmızıdan sonra bakın arkadaşlar şöyle kırmızıya geçmiş bir anda ve sonrasında buradan yönünü %9'luk bir şekilde yönünü yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Yine bakın burada da bir yükseliş sinyali var. Mevcut. Yükseliş sinyalimiz burada da mevcut. Hemen şöyle indirdiğimizde bakın kırmızılar gelmiş. Bir yeşil nokta sinyali gelmiş. Sonrasında tekrar kırmızı yanmış ve yine aynı anda bir kesişim olarak yükseliş sinyali vermiş olduğunu ve %9 kar ettirdiğini bize görüyoruz. Şu şekilde de bir bilgi vermem gerekirse sizlere. Bu şekilde arka arka yani kırmızı sinyaller geldikten sonra hani şurada bir yeşil nokta sinyali olmadan bir sinyal vermesi bizlere daha iyi bir sinyal verir. Bunu da belirtmek isterim hatta şuradan sizlere göstereyim. Bakın uzun bir süre kırmızıda devam etmiş. Çok uzun bir süre kırmızıda devam etmiş ve sonrasında bakın sonrasında kesişimden sonra aynı anda sinyal vererek bizlere harika bir yükseliş sinyali vermiş olduğunu görürüz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yani uzun bir süre kırmızı noktalardan sonra bu şekilde aynı anda bir sinyal gelirse elbette bizlere daha iyi bir sinyal verir. Burada da yine %9'luk bir kar ettirmiş bizlere. Yine devam ettiğimizde bu şekilde kapatalım daha detaylı bir şekilde görmek için. Bakın yeşil nokta olarak devam ediyor. Yeşil nokta olarak devam ediyor uzun bir süre. Yeşil üstte ve kırmızı altta olduğunda burada görüyoruz. Yani bakın Burada da fiyatlarımızın hangi trendte olduğunda görebiliyoruz. Bakın eğer yeşil üstte ise şu şekilde yazalım. Yeşil üstte ise yükseliş trendinde. Kırmızı üstte ise düşüş trendinde. Bu şekilde arkadaşlar trendlerimizi de anlayabiliyoruz. Ve aynı şekilde yine buradaki yeşil noktalarda, buradaki trendlere eşlik ediyorsa yine ek bir teyittir. Yani bu şekilde buradaki stratejimizle fiyatların hangi trendte olduğunu da çok güzel bir şekilde saptayabiliyoruz arkadaşlar. Burada da bizlere yardımcı oluyor ve yine bir düşüş sinyali nasıl alırız? Hemen bunu da sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde yeşil olarak devam ettikten sonra bakın şurada Tam olarak şurada yeşil çizgi kırmızı çizgi aşağı doğru kesmiş ve mum kapatmış ve bu mum kapanışında hemen yukarı doğru bakıyoruz ve tam olarak şurada bakın şurada kırmızı nokta sinyalimizi de görüyoruz. İşte bu da bizlere harika bir sinyal veriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi harika bir şekilde bizlere düşüş sinyali veriyor ve buradaki düşüş sinyalinden sonra da şöyle hemen bir hesaplama yapalım kısaca arkadaşlar. Şöyle Görmüş olduğunuz gibi bakın buradaki mum kapanışında girdiğimiz için buradan %30'a kadar bir düşüş yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sonrasında zaten tamamıyla yönünü aşağı doğru veriyor. Ve bu şekilde düşüş sinyallerini de çok güzel bir şekilde alabiliyoruz. Buradaki stratejinin ana özelliği dediğim gibi birçok grafikte geçerli olması arkadaşlar. Yani ben burada kanala birçok video yüklüyorum ve hani soruyorsunuz hani Forex'te de geçerli mi? hisse işte senetlerinde de geçerli mi diye arkadaşlar. Yani biz bu stratejileri birçok partide deniyoruz ve sizlerin de bunu yapmasını istiyoruz. Yani ben tamamen bunu görmeniz için burada altın üzerinde, dolar üzerinde vesaire hepsini sizlere göstereceğim. Mesela arkadaşlar altın grafiğine bakalım. Altın TR'ye grafiğine bir bakalım. Şöyle bir zoom yapalım. Görmüş olduğunuz gibi en son sinyalinde bakın en son sinyalinde şu şekilde Bunu da kapatalım ki tamamen görün Bir kesişim bakın görmüş olduğunuz gibi Burada bir kesişim geliyor ve yönünü tamamıyla Aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz Bundan önceki sinyalinde de hemen bir test edelim Bundan önceki sinyalinde de Bakın bir mum önce sinyal vermiş ve Sonrasında da diğer indikatörümüzden Kesişim sinyali gelmiş aralarında Bir mum fark oynamış ve yine görmüş olduğunuz gibi Mükemmel bir şekilde Bütün trendi ön görmüş burada Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar harika bir sinyal veriyor Yine bundan önce de Bakın aynı anda bu sefer aynı anda bir kesişim sinyali veriyor ve yönünü tamamıyla aşağı doğru çevirmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani burada görmüş olduğunuz gibi bu stratejiyle altını, doları, euroyu, gümüşü, hani bitcoin'i ve diğer hacimli kripto paraları da önceden sinyallerini tespit edebiliyorsunuz. Yine devam ettiğimizde bakın şurada bir kesişim sinyali gelmiş mi? Evet. Burada da bir yükseliş sinyali geldikten sonra hemen bir hesaplamamızı yapalım arkadaşlar. Burada da bir yükseliş sinyali vermiş. Çok fazla bir yükseliş trendine girmemiş. Ancak yine de bakın bu şekilde trendin yukarı yönlü olmuş olduğunu görüyoruz ve zaten yakında da düşüş sinyalini bizlere vererek düşüşün geleceğini bizlere göstermiş arkadaşlar. Şöyle hemen devam ettiğimizde Bakın şuradan da yine bir sinyal vermiş. Bu arada şurada galiba bir hatalı sinyal var. Bunu da sizlere göstereyim hemen. Bakın burada işte burada neden hatalı sinyal verdiğini sizlere göstereyim. Burada yeşil olarak yeşil nokta olarak devam ediyor. Ancak hani arka arkaya yanan kırmızı mumlar burada gelmiş. Ve sonrasında yeşile geçmiş. Yani Az önce de belirttiğim gibi burada bir karmaşıklık olmuş. Yani bakın bu şekilde uzun süre yeşil nokta olarak devam ederek yani şu şekilde göstereyim sizlere. Bu noktalar da şu şekilde yeşil nokta sinyalleri olsaydı yeşil olarak devam etseydi buradaki sinyal çok güçlü bir düşüş sinyali olacaktı. Ancak burada görmüş olduğunuz gibi bir karışıklık oluyor yeşilden sonra hani kırmızıya geçiyor buradan da bir sinyal almıyoruz. Sonrasında buradan bir sinyal aldığımız için çok da iyi bir sinyal vermiyor arkadaşlar. Bu yüzden sizlere şunu söylemem gerekirse arka arka yani kırmızı olarak devam ettikten sonra yeşil sinyaller gelirse aynı anda çok daha sağlıklıdır. Hemen bakalım. Şurada arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi yine altında buradaki inanılmaz yükselişi ön görmüş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın kırmızılardan sonra kusursuz bir şekilde bakın kırmızılardan sonra kesişim gelmiş ve yükseliş sinyalini bizlere vermiş olduğunu görüyoruz. Yine burada da düşüş sinyali vermiş ve sonrasında çok ufak bir düşüş yapmış olduğunu görüyoruz. Ve dediğim gibi yine yakınlarda bir yükseliş sinyalini vererek buradaki yükselişi bizlere ön görmüş arkadaşlar. Yani burada görmüş olduğunuz gibi inanılmaz şekilde sinyaller veriyor. Bunu kesinlikle zaten sizler de tek tek kontrol edebilirsiniz. Yine aynı şekilde gümüş de bir kontrol edelim arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi kesişim yükseliş. Kesişim, düşüş. Kesişim, yükseliş. Kesişim, düşüş. Bakın arkadaşlar yani görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir strateji. Bütün trendleri öngörüyor. Bu şekilde Yükseliş ve düşüşleri bütün grafiklerde sizlere gösteriyor. Yine dolarda da biraz kontrollerimizi yapalım. Dolarda en son bir kesişim vermiş ve yönünü bu şekilde yukarı doğru vermiş. Buradan yönünü aşağı doğru çevirdiğini göstermiş bizlere. Bu şekilde bir kontrol edelim. Burada herhangi bir şekilde düşüş sinyali vermiyor bizlere. Çünkü alttaki indikatörümüzden bakın kırmızı nokta sinyali gelmiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi sonrasında buradan yeşil nokta sinyalimizi alıyoruz ve yine yönümüzü yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Peki buradaki yükseliş sinyalimizi biz ne zaman aldık? Burada değil zaten burada yükseliş sinyalimizi almıştık arkadaşlar. Bakın bir mum sonra bir kesişim yaparak yönünü yukarıya doğru veriyor. Bakalım arkadaşlar şurada bir hatalı sinyal mi var? Evet arkadaşlar bakın burada bizlere buradaki mumda bir sinyal vermiş. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki mumda bir düş sinyali vermiş ancak sonrasında yönü yukarı doğru vererek yine yönünü aşağı doğru çevirmiş. Yani burada bizlere çok iyi bir düşüş sinyali vermemiş. Ancak sonrasında yakın zamanda verdiği yükseliş sinyaliyle bu hatasını zaten telafi etmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine buradan kontrollerimizi yaptığımızda şu şekilde bir kesişim sinyali vermiş ancak alttaki indikatörümüzden bir sinyal almamışız. Birçok sinyalin de yine burada başarılı olmuş arkadaşlar. Dolar zaten sürekli olarak yukarı doğru gittiği için hani yeşiller bakın hiç sönmeden zaten devam ediyor. En son bir düşüş sinyali vermiş ve sonrasında aslında yine bir yükseliş sinyaliyle karşımıza çıkmış olduğunu görüyoruz. Yine Euro'da da kontrollerimizi yaptığımızda en son bakın buradan düşüş sinyali yine yükseliş sinyali burada vermiş. Yine harika bir düşüş sinyali burada vermiş arkadaşlar. Şöyle tek tek göstereyim. Öyle açayım. Bakın yeşil olarak devam etmiş etmiş uzun bir süre yeşil olarak devam etmiş ve aynı anda bir kesişim. Aynı anda bir kırmızı nokta sinyali ve sonrasında kontrol ettiğimizde yönü tamamen aşağıda. Ve yine burada da kontrol edelim arkadaşlar. Bakın kırmızı olarak devam ediyor. Kesişim aynı anda bakın yine Euro'da da yönünü yukarıya doğru veriyor. İnanılmaz bir strateji. Aynı anda sinyal vermesi bizlere harika sinyaller veriyor. Bu stratejinin sizlere inanılmaz faydaları olacağından kesinlikle eminim arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu bilgiyi de sizlere vermem gerekirse. Bu stratejinin en iyi sinyallerini günlük grafiklerde verdiğini kesinlikle unutmayın. Günlükte uzun vade için muhteşem bir stratejidir arkadaşlar. Bunu kesinlikle kontrol edebilirsiniz sizler de. Backtestlerinizi kesinlikle yapın arkadaşlar. Ne kadar iyi bir strateji olduğunu sizler de göreceksiniz ve bana teşekkür edeceğinizden eminim. Sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Bilinçli olarak yatırım yapmanız için elimden geleni yapıyorum. Fiyatları önceden tespit edebilmeniz için en azından kimseye ihtiyaç duymadan kendi analizinizi yapabilmeniz için elimden gelenin fazlasını yaptığımdan kesinlikle emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki video kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.